Merhaba sevgili gençler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için İngilizce 4. sınıf 1. dönem 2. yazılı sorularını hazırladık. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Aşağıda verilen İngilizce ifadeleri Türkçe karşılıkları ile eşleştiriniz diyor burada arkadaşlar. Hemen eşleştirmeleri yapalım sizle beraber. Birinci ifademiz nedir? Playing chess. Ne anlama geliyor arkadaşlar? Play chess. Satranç oynamak. Nerede var satranç oynamak? Hemen gidiyoruz. İkinci sırada. Evet, o halde buraya bir yazıyoruz sevgili gençler. Bir. İkinci. Is flying a kite. Uçurtma uçuruyor. Değil mi? Yanılmıyoruz. Is flying a kite. Evet, uçurtma uçuruyor. Nerede var? Yukarıda. Hemen gidip 2'yi yukarıya yazdık. Hemen geliyoruz. Üçüncü ifademiz. Ne diyor üçüncü ifademiz? Catch a ball. Catch a ball arkadaşlar. Ne demek catch a ball? Catch yakalamak ya da tutmak. Neyi yakalayar ya da tutabilir? Topu değil mi? Nerede var? En altta bakın catch a ball'ın numarası olan 3'ü getirip topu tutmak ya da topu yakalamanın karşısına hemen yazdık. Geçelim dördüncü sıra ne diyor? Play the guitar. Yani gitar çalıyor. Var mı öyle bir şey? Evet. 4 zaten tam karşısındaymış. Gitar çalıyor. Play çalmak anlamına geliyor. Bir tane kaldı arkadaşlar. Ne kalmış? 3 kalmış. 3'te ne yazıyor sevgili gençler? 3'ün karşısında araba sürmek. 3'ün karşısında araba sürmek. Ne anlama geliyor sürmek? Drive. Akar. Drive. Akar. Araba sürmek anlamına gelir. Çünkü drive sürmek. Sürücü anlamında kullanılıyor. 3 getirip pardon 5. 5'i yazacağız karşısına. Hemen değiştiriyoruz. 5. Evet. Ne yazdık? Drive a car, araba sürmek anlamına gelir. Evet geçelim. Şimdi sonraki sorularımıza arkadaşlar bakalım. Evet arkadaşlar ikinci sorumuz aşağıda verilen kelimeleri bulmacada bulup yerlerine işaretleyiniz diyor. Kelimelerimiz nelermiş bakalım. Birincisi ne arkadaşlar? Drive. Drive ne anlama geliyordu? Sürmek. Hemen bulalım karşılığına yazalım bakalım. Neredeymiş? Drive hemen bulmaya çalışalım. Evet şu aşağıda gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şurada drive sürmek anlamına geliyor biliyorsunuz. Hemen geçelim ikinci. Climb. Climb ne anlama geliyordu arkadaşlar? Tırmanmak ya da tırmanış. Drive'ı yaptık. Climb'ı da silelim. Climb bakalım neredeymiş? Hemen bulmaya çalışalım arkadaşlar. Evet şurada. Climb. Tırmanmak. Evet. Bunu da bulduk. Üçüncü ne arkadaşlar? Jump. Jump ne anlama geliyor? Hepiniz çok iyi biliyorsunuz değil mi? Atlamak anlamına geliyor. Nerede? Şurada. Hemen gördük ve işaretledik. Jump'ın da üstünü çizelim. Hemen gelelim. Right hangi anlama geliyor? Hangi okunuşu işte şurada R'de. Right arkadaşlar okunuşu. Yolculuk anlamına geliyor. Hemen bulalım nerede? Bakın şurada yukarıdan aşağı. Şurada da buluyoruz. Hemen işaretledik. Bir sonraki ne var arkadaşlar? Bir sonraki catch yakalamak değil mi? Az önceki bir sorumuzda da vardı sanırım. Catch yakalamak. Catch'i hemen bulmamıza yardımcı olur musunuz arkadaşlar? Hemen şurada en soldaymış arkadaşlar. En solda. Şunu da işaretledik. Catch'i de işaretledikten sonra. Speak. Bunu çok iyi biliyorsunuz tabii ki. Speak neydi? Konuşmaktı değil mi? Hemen nerede? Şurada bulduk hemen. Speak, konuşmak. Bunu da işaretledikten sonra bir sonraki write, okumak. Nerede bakalım write, okumak. Bulmaya çalışıyorum.
Evet, buldum sanırım. Bunu da bulduktan sonra geriye ne spiki çizmemişiz. Right. Evet, fly. Fly ne anlama geliyor arkadaşlar? Sinek değil mi? Fly. Nerede var? Bulamıyorum ben. Hemen yardımcı olursanız. O hemen en üstteymiş o da. En üstte. Evet, bunu da işaretledik. Başka kaldı mı? Bakalım altta bir şey var mı? Yokmuş. Bu kadar arkadaşlar. Bunu da işaretleyip geçtikten sonra sırada ne var? Üçüncü sorumuz var. Yönler verilmiş. İngilizce yönleri. Türkçe karşılığını yazınız diyor. North neydi arkadaşlar? North en baştaki. Kuzey. İkinci sırada East. Hangi anlama geliyor? Doğu. Üçüncü sırada West. Western filmlerinde arkadaşlar aklınıza gelir. Batı ve son South. South güney. Güney anlamına geliyor sevgili gençler. Bunları mutlaka not edin. Karşınıza çıkacaktır. Hemen geçelim bir sonraki soru. Ne diyor? Aşağıdaki kelimelerden boş bırakılan yerleri can ya da can't ifadeleri, can't ifadelerinden uygun olanı ile tamamlayınız. Önce can ve can't'in nerede kullanılacağını söyleyelim arkadaşlar. Can bir şey yapabilmek, becerebilmek. Becerdiğiniz ya da yapabildiğiniz zaman kullanıyorsunuz. Can't ise yapamadığınız, olumsuz yani bir eylemin yapılamadığı, becerilemediği anlamına geldiği cümlelerde kullanılır arkadaşlar. Birincide ne diyor? Özür diliyorum. I speak Turkish. Burada ne diyor? Ha, Türkçe konuşuyorum. O halde buraya can kullanacağız değil mi? Hemen. Ama burada ne diyor? But. Fakat Fransızca konuşamıyorum. O halde biz buraya ne yazacağız? Olumsuza ne yazıyorduk? Can't değil mi? Evet. Olumsuza, beceremediğimiz yerlere can't, becerebildiğimiz, yapabildiklerimize can yazıyoruz arkadaşlar. Bunu sakın ve sakın unutmayınız. İkinci soruya play football diyor. I can play football but I can't play basketball. Yani ben futbol oynamayı beceriyorum diyor. Ya fakat basketbol oynayamıyorum. O halde buraya can't yazıyoruz. Evet, bunu da yaptıktan sonra hemen geçiyoruz bir sonrakine. Üç ne diyor? Walk. Ne demek arkadaşlar? Yürümek. Run ise koşmak. Ne diyor burada? I can walk but I can't run. Ben yürüyebiliyorum ama koşamıyorum diyor. Bak koşamıyorum dediği zaman olumsuzu yazıyoruz değil mi? Yani can't walk'a ise can yazıyoruz. Evet, bunu da yaptıktan sonra unutmuyoruz. Olumsuza beceremediğimiz eylemleri can't'le tamamlıyoruz. Becerebildiğimiz, yapabildiğimiz eylemleri ise arkadaşlar can ile tamamlıyoruz. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar ne diyor? Verilen ülke millet eşleştirmelerini yapınız diyor. Yapalım. En başta ne var? Japan. Yani kimdir bu arkadaşlar? Japonlar. Nerede var Japon? En altta. Japon 1. Şurada arkadaşlar. Hemen 2, 2'ye geçiyoruz. İkincide ne var? British'in İngiliz. Nerede var? Britanya diyoruz biz buna arkadaşlar. British'in İngiliz, British. Getiriyoruz. Evet 2'ye yazdık. Üçüncüde Pakistan diyor. Pakistan arkadaşlar. Pakistan nerede var? Pakistanlı millet eşleştirmeleri. Evet. Pakistanlı. Şuraya 3 yazıyoruz. Dördüncü sırada The USA. Amerikalılara denir değil mi? Amerikalı. The USA nerede var? Amerikan. Hemen getiriyoruz. 4'ü şuraya yazdık sevgili gençler. 5'e geldik. Turkey. Nerede Turkey? Turkish. En başta gördüğünüz gibi. 5'i getirip şuraya yazdık. Bir tane German. German, Alman ya da Almanya, Alman, German, Alman'ı da getirdik. Şuraya yazdık. Bu eşleştirmeyi de bitirdikten sonra
Hemen geçiyoruz. Altıncı sorumuzda ne diyor bakalım? Verilen İngilizce kelimeleri Türkçe'ye çeviriniz diyor arkadaşlar. Hemen İngilizce kelimeleri Türkçe'ye çevirelim sizler için bakalım. Ne diyor? Can you climb a tree? Ne diyor burada arkadaşlar? Ağaca tırmanabilir misin diyor, değil mi? Klip neydi? Az önce yaptık. Tırmanmak. Tree ise ağaç, değil mi? Can you diyor. Olumlu. Becerebildiklerimize ne yazıyorduk? Az önce bir soruda yapmıştık. Can. You da sen demek zaten. Burada ne diyor? Ağaca tırmanabilir misin? Hemen yazalım. Ağaca tırmana bilir misin? Evet. Hemen geçelim. İkinci. Tease me. Ne diyor? This is me. Bu benim. Me, ben. Benim anlamında kullanılır arkadaşlar. Bu benim. Bu benim. Hemen geçelim üçüncüye. This is your teddy bear. Ne demek bu? Bu senin oyuncak ayın mı? Is this your teddy bear? Bu senin oyuncak ayın mı? Bu senin oyuncak ayın mı? Evet, bu cümlelerin çevirisini de yaptıktan sonra siz tabii ki telaffuzlarını daha güzel yapabilirsiniz arkadaşlar. İngilizce'de telaffuz da çok önemlidir. Ama önemli olan önce kelimeleri öğreneceksiniz. Daha sonra telaffuzlarınızı yapacaksınız. Geçelim bir sonraki soru. Zaten evet son soru arkadaşlar. Cümlelerde boş bırakılan yerleri aşağıda verilen uygun kelimelerle tamamlayınız diyor. Hemen birinci ne diyor? TV var arkadaşlar. TV'yi ne yapabiliriz? İzleyebiliriz, değil mi? Peki burada izlemek anlamına gelen hangisidir? Watching, değil mi? Bakın izlemek. O halde buraya ne yazacağız arkadaşlar? Watching. Watching TV yani televizyon izlemek. İkinci sıraya geldik. Clean the desk ne demek? Clean ne anlama geliyordu arkadaşlar? Temiz. Desk ne anlama geliyordu? Sıra ya da masa. O halde burada ne diyor? Temiz masa ya da masayı temizleyin. Neredeydi? Clean. Evet, clean'i getiriyoruz. Clean the desk. Evet, geçiyoruz. Üçüncü sıramıza. Look at the board. Ne demek? Look at the board. Evet, board tahta demek arkadaşlar. Look ise bakmaktı, değil mi? Burada ne diyor? Tahtaya bak. Look. Getirdik hemen. Look at the board. Tahtaya bak. Dördüncü sıraya geldik arkadaşlar. Me the pencil. Pencil kalem. Me bana ya da benim, değil mi? Bana anlamında. O halde burada ne ile tamamlayabiliriz? Playing var, gave var. Hangisini tamamlayabiliriz arkadaşlar? Elbette ki ver anlamına gelen gave, değil mi? O halde ne diyeceğiz? Gave me the pencil. Evet, gave me the pencil. Bana kalem ver anlamında tamamladık. Son arkadaşlar burada futbol. Futbol ne olabilir arkadaşlar? Playing, değil mi? Playing. Playing'i de getiriyoruz ve çingi silelim. Playing football. Evet, sınavımız burada sanırım bitti. Evet, son soruymuş arkadaşlar. Bize destek olmak için ve yeni yazılıları izlemek için kanalımıza üye olunuz. Ve 4. sınıflara ait her dersin bütün sınav çözümleri var arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizimle kalın sevgili gençler.